çok fena. Dur. Fotoğraf çekmiştik. Bir şey yakalamışızdır belki. Ben de çektim. Ben de belki yakalamışımdır. Polise verelim. Sakin. Alın bakalım, güzel güzel yiyin. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Merhaba canım. Burcu geldi mi? Yok, daha gelmedi. Anne bak, Emre ile kek yiyoruz biz. İyi yapıyorsunuz kızım. Yeşim Hanım, daha burada mısınız? Buradayım, niye? Annem aradı da, tansiyonum çıkmış. Doktora götürebilir misin beni diyor. Gidebilir miyim? Tamam, sen git. Ben bakarım çocuklara. Çok sağ ol. Emre'ciğim. Sütünü içmemişsin daha. Anne, ben içiyorum. Aferin sana kızım. Alo. Yeşim Hanım mı? Evet, benim. Siz kimsiniz? Burcu Karaman'ın hızlı aramasında ilk sizin isminiz var. Nesi oluyorsunuz? Arkadaşıyım, siz kimsiniz? Merkez Karakolu'ndan arıyorum. Ben polis memuru Mert Doğan. Merkez Karakolu'ndan mı? Niye? Burcu'nun karakolluk bir işi mi var? Üzücü bir haberim var size. Burcu Hanım hayatını kaybetti. Ne? Maalesef. Metroda raylara düşmüş. Tren çarpmış. Ne diyorsunuz? Ailesine de ulaşmaya çalışıyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Alo. Vedat Bey, Yeşim ben. Burcu'nun komşusuyum. Ya dünden beri size ulaşmaya çalışıyorum. Bir türlü ulaşamadım. Size kötü bir haberim var. Ha, polis sizi aradı mı? Evet. Evet, Emre benim yanımda. Haberi yok, merak etmeyin. Ben de çok üzüldüm. Başımız sağ olsun. Tamam. Buyurun. Zahmet etmeseydiniz. Ne zahmeti?
dün ya, dün sabah. Karşımdaydı. Yeşim ıspanaklı gözleme yaptım, gel birlikte yiyelim dedi. Yok Burcu, işim var dedim. Öykü gelsin o zaman dedi. Siz üzmeyin kendinizi Yeşim Hanım. Elimde değil Vedat Bey, gencecik kadın. Bir de Emre'yi düşününce... Yavrum dün bütün gece anne anne diye ağladı. Size de ulaşamadım. Yurt dışındaydım. Haber alır almaz apar topar geldim. Ya bir şey soracağım Yeşim Hanım. Buyurun. Sizce Burcu düştü mü yoksa kendini mi attı? Polise sormadınız mı? Polis de bana soruyor. Eşinizden boşanmışsınız, depresyonda mıydı, intihar mı etti diyor. Hayır dedim. Hayır dedim ama bilmiyorum ki. Acaba o olamaz değil mi, yapmamıştır? Yani... Yani Burcu hassas bir kadındı Vedat Bey. Her şeyi içine atardı. Ya sizi üzmek istemem ama... Ya son zamanlarda çok iyi değildi. Bu ev falan çok moralini bozmuştu onun. Hatta bir kere artık yaşamak istemiyorum. Ölsem de kurtulsam gibi şeyler söyledi. Ben de oğlun var dedim. Ne bileyim. Attı yani, kendini öyle düşünüyorsunuz. Yani anlık bir şey. Her şey üst üste gelince. Bu kadar üstü de geleceğini bilemedim. Oğlum geçecek yaşta annetsiz kaldı. Canım benim ya. Ben Emre'yi alayım da gideyim Yeşim Hanım. Tabii tabii. Emre, baban geldi. Oğlum. Oğlum. Hadi topla oyuncaklarını, babaanneye gidiyoruz. Ben babaanneye gitmek istemiyorum. Ama babaanne seni çok özledi oğlum. Hı? Hadi. Bana ne, öğütüyle kalacağım ben. Gitmemiz lazım oğlum. Hadi yüzme beni. Annem göndermez beni babaanneye. Eşim teyze, annem arasana. Emre babaannesine gitmek istemiyor de. Emreciğim. Ama gitmen gerekiyor. Üzme babayı, tamam mı? Gitmesin anne. Burcu teyzem gelene kadar oynayalım lütfen. Oğlum gelirim sizin lütfen. Üzme beni anneciğim, üzme lütfen. Burcu teyzem gelince Emre'yi bulamayacak. Tamam, babaannesine gitti deriz, o da alır gelir, tamam mı anneciğim? Yeşim Hanım, her şey için çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ne demek? Gel bize. Annemi istiyorum ben. Emre üzülme. Annemi istiyorum. Aa, Murat. Baba. Güzel kızım benim. Bir tanem, prensesim benim. Babası Emre'yi babaannesine götürdü. Öyle mi? Belki babaannesini özlemiştir. Değil mi güzel kızım? Hadi. Hadi gidiyoruz eve. Hadi sen git. Burcu intihar etmiş. Ne diyorsun sen? Metroda trenin önüne atmış kendini. Gencecik kadın ya. Sen görüşmemizi istemiyordun ya. Haklıydın. Haklıydın çünkü her şeyi burnunu sokuyordu. Ama işte Emre'ye üzüldüm ben. Küçücük çocuk öksüz kaldı. Sen niye geldin? Niye gelmeyeyim canım? Evim değil mi burası?
Gerçekten mi? Murat. Tamam, tamam. Hiç gelme. Allah aşkına. Bak. Çık dedim, çık. Lütfen ama bir tamam beni bir dinle. Çıkar tamam, mısın ben dışarı? Bir çık, bir sarılın, çık, çık, çık. Ay utanmadan bir de sarılıyor. Çık bak, dışarı, çık. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben ne yaptım bu kadar seni sinirlendirecek ya? Oğlum Diyarbakır'a gitmeden önce bana uğra demedin mi? Gitmişsin, gelmişsin bile. E tamam olabilir. Ne demek olabilir? Allah Allah. Unuttum. Ay işte senin ilgin bu kadar, unutacak kadar. Nazoş'um sakın. Sakın sen benim biriciğimsin. Oğlum... Teyzem için o kadar şey hazırlamıştım. Onları götürecektin. Yine kaldı elimde. E tamam bir sonraki gidişimde götürürüm ya. Bakarsın beraber gideriz. Hmm. Gerçekten. Ha? Gel. Nasıl özlemişim seni. Nasıl canım benim. Geç otur. Gel. Ne yaptın? Açtın mı restoranı? Ha açtık işte bakalım. Yeni açtık. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Ay nasıl özledim Diyarbakır yemeklerini biliyor musun? Bir gevre olsun, bir kaburga dolması olsun. E gelsene bu akşam. Bu akşam? Ha. Bizim Nizamettin abinin yanında çalışan Ramo'yu biliyorsun. Hı. Ben aldım onu. Ne diyorsun? Ramo ustanın mumbar dolması parmaklarını yersin. Hadi dur şunu unutmadan ben vereyim de. Annem yolladı memleketten. Hı. Yoksa... Mahlepli çörek. Ah, ah harika. Canım teyzem yapmış yine. Kahve söylüyorum. İçeriz. Tamam. Ha, Metin, bize iki kahve, biri sade, diğeri... Nazoş, benimki az şekerli. Aman biliyoruz. Diğeri az şekerli. Hadi bakalım. Sen hayırdır böyle yeni kariyer planı falan mı yapıyorsun? Ne bu? Böyle tekrar üniversite falan mı okuyacaksın? Ne yapacaksın? Hmm, sana söylemedim değil mi? E tabii uğramazsan hiçbir şeyden haberin olamaz. Ben tıp okuyacağım. Vallahi yakışır. Hmm. Şaka şaka. Çok yakın bir arkadaşımın kızı özel ders verecek de ona kitap aldım. Ha. Nazoş, müsait miydin? Oylu, iyi insan lafının üzerine gelirmiş. Ozan yanına gittin mi? Gittim, gittim. Nazoş ya, dün o kadar tuhaf bir şey yaşadım ki. Ne oldu? Ya metroda kadının biri raylara düştü. Sorma, paramparça oldu kadın ya. Aa, ne diyorsun? Aklıma geldikçe çok tuhaf oluyorum. İntihar falan mı etmiş kadın? Vallahi bilmiyorum. Hiç aklıma gelmedi sahiden. Belki haber falan yapmışlardır. Bakalım mı bir birlikte? Ha, doğru söylüyorsun. Ay kusur. Merhaba. Merhaba. Behram. Benim teyzemin oğlu. Oylum da en yakın arkadaşımın kızı. Ben tanıyorum Behram Bey'i. Aa, nereden tanıyorsun? Ya bana silah çeken adamın videosunu çeken adam. Ne?
ki Nazoş, bana işte trafikte adamı biri silah çekti de. Kuru sıkıydı canım. Behram Bey de sağ olsun olan biten her şeyi videoya çekmiş. Ya hatta yani bir tek videoyu çekmedi, sayesinde kurtuldum diyebilirim. Bir dakika hiçbir şey anlamadım. Şunu baştan anlat bakayım, ne oldu? Ya caddedeydim işte, arabanın biri çarptı bana. Salak salak konuştu, ben de bağırdım çağırdım tabii. Onun üstüne işte adam da bana silah çekti falan. Olaylar bayağı büyüdü. Behram Bey de her şeyi videoya çekmiş. Bu arada kusura bakmayın ne olur Behram Bey. Yani bugün gerçekten çok zor bir gündü benim için. Kusur ne için pardon? Mesajınıza cevap veremedim ya, yani videoyu atmıştınız. Ha yok canım, önemli değil. Önemli değil de Behram mı desen acaba? Hiç, tabii. O zaman sen de oylum de. Anlaştık oylum. Bir dakika. Şimdi bu adam senin kafana silah dayamış. Elinde görüntü var ve sen savcılığa şikayette bulunmadın, öyle mi? Nazoş, gerçekten olay büyüsün istemiyorum. Ya Tolga da çok ısrar etti ama sahiden bir belayla daha uğraşamayacağım. Hem silah da kuru sıkıymış zaten. Hayır canım, şikayetçi olacağız. Allah Allah. Tuncer'e de göndereceğim bu videoyu. Sen de şahit olabilirsin videoyu çektiğine göre. Olur. Sen yaz beni şahit, ben şahit olurum ya. Ya siz hala konuşuyor musunuz? 1 saat 15 dakika oldu. Sen oradan süre mi tutuyorsun bakayım? Evet, ne olmuş? Ya Tolga, babanla bir konuşsan da şu şahitler Ozan'ın suçsuz olduğunu söylese. Konuşacağım, merak etme. Hadi ben sizi baş başa bırakayım biraz. Hadi görüşürüz. Ya oğlum, Selin Ozan'la biraz fazla mı ilgileniyor? Biraz. Bir de Ozan'a pek kıyamıyor. Ha, anladım. Vay be. Peki nasıl durumlar? Yani şu an muallaktalar. Ama aralarının yapılması gerekiyor. Hatta hemen gel, bizim yapmamız lazım aralarını. Tamam, anlaştık. Tolga annem arıyor. Tamam, sen aç konuş. Tamam, ben seni arayacağım, tamam mı? Hadi görüşürüz, hoşça kal. Hadi bay. Alo? Açıyorum. Bu kim şimdi ya? Ha? Oylum. Çıkar kızım kabanını, hadi. Evet, buyurun. Sofraya hadi. Aa, mercimek çorbasına bal tabağı mı koydun? Evet, birazcık. Beğenmediniz mi? Yo, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değil mi Ümit? Süper. Yaratıcılık
10 numara. Yalnız bir dahakine kremasını bir tık az koyarsan Zeynep. Ay yapma Allah aşkına ya. Bir kere de eleştirmeden beğen şu kızı. Ya, eleştirmek değil abla. Öneri sadece yani benimki. Yok yok Hakime Hanım. Ümit abi bu sefer haklı. Biraz kremasını kaçırdım. Eline sağlık canım. Görüyorsun değil mi? Afiyet olsun. Ne zaman azarlayacak beni? Kızım belki azarlamayacak. Dur. Kesin azarlayacak o zaman. Ya sen hiç üzülme dayıcığım. Bak bir daha seni azarlamaya kalkarsa bu sefer ben devreye gireceğim. Yeter diyeceğim ya. Yeter abla. Tamam bu kız bir hata yaptı ama bin pişman oldu. Daha ne yapsın ya kendini affettirmek için? Gel anne. Anne, söyleyeceğin her şeyde haklısın. Ben hazırım her şeyi duymaya. Böyle beklemek daha zor oluyor. Ne dediğini anlamadım. Sinirlisin bana. Haklısın, çok haklısın. Duymaya hazırım yani. Seni buraya azarlamaya çağırmadım oğlumcuğum. Sadece aile olmak üstüne biraz konuşmak istedim. Ozan, bak bu saat. Sen doğduğunda babanın bana hediye olarak aldığı saat. Arkasını okur musun? Tabii anne. Tek aşkımı, piricik oğlum Ozan'ımın annesini. Bu da sen doğduğunda aldığı hediye. Sen doğduğunda o kadar sevindi ki bir kız olduğu için. Eskiden babanız parasını aileden saklayan biri değildi. Elinde ne varsa en iyisini yapmaya çalışırdı. Ama bizi hayal kırıklığına uğrattı, değil mi? Hayatımızı mahvetti. Biz de seni üzdük ama anne. Anne ben çok pişmanım. Ben çok üzüldüm oğlum. Yani herkese söylediğin şeyi bana neden söylemedin? Aile arası nasıl olmaz ki anneciğim? Çok üzüldüm. Çok özür dilerim. Ben de kabahatliyim. Ben de çok özür dilerim. Siz benim canımsınız. Bundan önce ne yapmış olursanız olun. Ben sizi affediyorum. Affediyorum. Babanız bizi hayatta yalnız bıraktı. Artık önümüzde yeni bir yol var. Bundan sonra bu yolda ben sizi asla yalnız bırakmayacağım. Asla elinizi bırakmayacağım. Söz veriyorum. Benim size bir şey daha söylemem lazım.
Of. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Babanızın 20 milyonunun dışında ayrıca Marmaris'te 80 dönüm arazisi varmış. Sen ne diyorsun ya? Marmaris'te 80 dönüm arazi mi? Orası ne kadar para eder sen biliyor musun? Biliyorum, biliyorum Emiciğim, biliyorum. O yüzden de savaş açtım. Yolumuz çok zor. Çok zor yani. Çünkü Tarık karşılık verecektir. O yüzden size bir kez daha sormak istedim. Biz bir aile miyiz? Tabii ki aileyiz. Tabii ki aile. Nasıl sorarsın bana bir şey? Ben yokum değil mi? Ben yokum. Ben bu aileden değilim çünkü. Olur mu hiç? Evet. Sen bu ailenin artık babasısın oğlum. Sen bu ailenin babasısın. Emin daha gelmedi. Aradı, yoldaymış. Gelir gelmez bu dosyaya itiraz dilekçesi yazılacak, tamam mı? Baş üstüne efendim. Başka bir şey var mıydı? Yok Tarık Bey. Çıkabilirsin kızım. Oo, İbo Abduş. Çıkabilirsin sen. Sorun yok. Size ne ikram edeyim mi? Sizi almaya geldik. Oltan Bey bekliyor. Telefon açsaydı gelirdim. Yani niye yordu ki sizi buraya kadar? Buyurun gidelim. Ama ben şimdi gelemem, müvekkilimle buluşacağım. Toplantım var. Oltan Bey şimdi bekliyor. Ha, anlaşıldı, anlaşıldı. Oltan Bey şimdi konuşmak istiyorsa şimdi konuşalım. Peki. Ne zamandan beri birbirimizin ofisine silahlı adamlar yolluyoruz Oltan? Ne zamandan beri birbirimizin işine çomak sokuyoruz Tarık? Güzide'yi bitireceksin. Onu meslekten attıracaksın diye beni mi ateş attın? Hayır hayır, söyledim sana Oltan, söyledim. Güzide'nin avukatı benim olmayan araziye tedbir koydurdu dedim. Bir şey yapalım dedim. Oralı olmadın. Beni neden ilgilendiriyordu senin müvekkilinin? Senin üzerinde görünen arsası, beni zerre kadar alakadar etmeyen bir şey için Oltan'ın davasına taş mı koyayım dedim. 200 milyon dolar zarar etsin mi dedim. Adalet tecelli etsin, hak yerini bulsun istedim Oltan. Hak, hukuk, adalet. Bunlar güzel sözler de senin ağzına hiç yakışmıyor be hocam. Bunca yıldır çevirdiğimiz dolapları, çöktüğümüz şirketleri düşünüyorum da hiç yakışmıyor. Kaç yıldır birlikte çalışıyoruz Tarık? 20?
23, evet. 23, hatta 24 yıl. Bunca zamanda beni hiç tanımadın. Benden kimsenin bir şey çalamayacağını, malıma el uzatan, göz dikenin ancak ben istediğim sürece hayatta kalabileceğini öğrenemedin mi? Benden bir şey alanın 5 metre betonun altına gömebileceğimi anlamadım. 23, hatta 24 yıldır. Ben seni çok iyi tanıyorum Oltan. Ama sen beni tanıyamamışsın Oltan ya. Sen biraz önce ne dedin? Ne dolaplar çevirdik, ne şirketlere çöktük dedin değil mi? Peki, sence ben o birlikte yaptığımız pis işlerdeki belgeleri saklamayacak kadar aptal birine benziyor muyum? Hepsini sakladım orada. Hepsini. Şimdi sen diyorsun ki Tarık'ı burada öldürüp inşaatın temeline gömerim diye düşünüyorsun. Değil mi? Aklından bile geçirme. Bak, o sakladığım belgeler güvende ayrı yerlerde. Tabii ben güvende olduğum müddetçe tırnağımın ucuna bir zarar gelirse o bütün belgeler aynı gün polisin eline geçer. Neler olacağını söyleyeyim sana. Değil 200 milyon bütün servetin elinden gider. Alacağın hapis cezasını söylemiyorum bile. Onun için bak, benim tavsiyem şöyle bir şey. Şu anı unutalım diyorum. Eskisi gibi yolumuza devam edelim. Biz eski arkadaşız, dostuz değil mi Oltan? Hı? Biz seninle çok güzel yollar yürüdük. Daha da yürüyeceğiz. Değil mi?